Bu dersimizde poligona çıkıntı ve girinti oluşturma, girinti veya çıkıntıları yumuşatma, fırçanın kalınlığını, inceliğini değiştirme, baskı derecesini değiştirme gibi temel işlemleri öğreneceksiniz. Görünmüyorsa eğer dikey ayraca çift tıklarım. Sağdaki tool bölümünü açıyorum. Bu panelde üst tarafta 3 boyutlu, alt tarafta 2 boyutlu araçlar var. 2 boyutlu araçların hemen hiçbirini zaten kullanmayacaksınız. Bizim işimiz 3 boyutlu araçlarla. Bunlar ZBrush'a ait başlangıç parametrik araçları. Bunlardan birini seçiyoruz. Örneğin küreyi seçelim. Çalışma alanına fare sol tuşu ile sürükleyerek bırakalım. Çalışma alanına bıraktığımız zaman eğer T tuşuna basıp edit moduna geçmezsek bu şekil bir sonraki tıklamada kontrolünü kaybederiz. Bu şekil çalışma alanına iki boyutlu bir resim olarak kala kalır. T tuşuna basmadım. Tekrar çalışma alanına tıklayıp sürüklemeye başladığımda 3 boyutlu şeklim tekrar görünür oldu. Burada iki poligonum varmış gibi görünse de aslında şu anda çalışma alanında bir tane son yerleştirdiğim poligon bulunmakta. Önceki küre 2 boyutlu şekil olarak kaldı. İlk kürenin kontrolünü kaybettim. T tuşuna basmazsam ikinci kürenin denetimini kaybederim. T tuşuna basarak edit moduna geçiyorum. W tuşu ise yeni gizmo aracını açar. W hareket, E ölçeklendirme, R tuşu döndürme araçlarıdır. Bunların hepsi gizmo aracını açar. Gizmo aracıyla yer değiştirme, döndürme, büyütüp küçültme gibi temel işlemleri yaparız. İlk küremin denetimini kaybetmiştim. Resim olarak kalan bu şekil CTRL-N tuşu ile silebiliriz veya Layer Clear yani CTRL-N. Silseniz de silmeseniz de sahnemde 3 boyutlu tek şeklim vardır zaten. Gizmo aracındaki kare tutaşlarıyla büyütüp küçültebiliriz. Köşe tutaşlarıyla yerini değiştiririz. Daire tutacıyla döndürürüz. Bu şeklim henüz başlangıç ZBrush aracı. En altta Initialize bölümüne gelirsem kürenin parametrelerini oynayarak farklı formlar elde edebilirsiniz. Dikey bölme, genişlik, yükseklik, dilim açısı, şeklimiz T ile edit modunda iken kamerayı şekle odaklandırmak için F tuşuna basarız. Yani fokus. Başlangıç şeklinden memnunsak menüsü altından Make Polymesh 3D düğmesine basarak ZBrush başlangıç aracı olmaktan çıkarırız. Bu artık bir poligon olur. Sonrasında Initialize bölmesindeki parametreleri değiştiremeyiz. T modu yani edit modu açık. Shift F tuşu ile poligonumuzun topoloji çizgilerini inceleyebiliriz. Bu şeklin topolojisi uygun değil. Düzeltmek ya da yeniden başlangıç şeklini ayarlamak gerekir. Biz yine araçlar menüsünden eski ZBrush başlangıç aracını seçelim. Sonra Make Polymesh 3D düğmesine bastık. Eğer Z Add düğmesi seçiliyse çıkıntı veya Z Sub seçiliyse girinti, Z Add çıkıntı, Z Sub girinti oluşturmamızı sağlar.
CTRL-D'ye bir veya birkaç defa basarak subdivision işlemi uyguluyorum. Yani alt bölmeler ekleyerek yüzey çözünürlüğünü artırıyorum. Çıkıntı veya alt tuş ile girinti oluşturabilirim. Normalde çıkıntı, alt ile girinti oluştururuz. İşlemleri geri alalım. CTRL-Z. Şu an düşük poligondayım. Yani subdivision işlemi henüz yok. CTRL-D ile subdivision, yani alt bölme ekleyerek yüksek çözünürlük poligon oluşturuyorum. Girinti için alt tuş ile birlikte kullanırız. Fırçanın incelik kalınlık değerini değiştirmek için S tuşuna basarız. Yukarıda draw size'dan da değiştirebiliriz. Ancak ben S tuşunu tercih ederim. Çıkıntı için normal farenin sol tuşu, girinti oluşturmak için alt ile birlikte basıyoruz. Girinti veya çıkıntıları yumuşatmak işlemi için de shift tuşu kullanırız. Shift tuşuyla yumuşatma. S tuşu ile fırça büyüklüğü. Alt tuşuna basmazsak çıkıntı oluşturma. Shift ile yumuşatma işlemi. Yeri gelmişken hemen bir uygulama yapın. Bu derse eleştirilmiş olan arşiv dosyasını açın. Sahneye kamerayı yeşil eksen yukarı, kırmızı sağ, mavi eksende arkaya olacak şekilde ayarlayalım. Alt tık ile yüz alt aracını seçiyoruz. Bu projede iki alt araç var. Biri saç, biri kafa. X tuşu ile simetriyi açalım. Standart brush ile şekillendirmeye başlayalım. S ile fırçayı küçültelim. Ctrl D ile çözünürlüğü yükseltelim. Böylece daha detay çalışabiliriz. Shift ile yumuşatalım. Alt tuşu ile girinti. S ile fırçayı biraz daha küçültüp kirpik yapalım. Alt tık ile saç alt aracını seçelim ya da Sub Tool listesinden. Şimdi
Tam düz çizgi nasıl oluştururuz onu göreceğiz. Çizme işlemi için tıkladıktan hemen sonra Shift tuşuna basılı tutarsınız. Ta ki çizginin bitişine gelinceye Shift'ten elinizi çekersiniz. Böylece tam düz bir çizgi elde edersiniz. Thank you.